Afyon Postası olarak Bolvedin ilçesindeyiz. Halka Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soracağız. Haydi başlayalım. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayın kim? Adayım mı kim? Kime oy vereceğiz? Ben daha kararsızım. Kararsız. Karar vermedim daha. Peki. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayları soruyoruz. Siz kime oy vereceksiniz? Reis'e. Recep Tayyip Erdoğan evet. Diyorsunuz. Neden? Öbür taraf PKK kardeşim. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliği henüz karar vermedim. Peki teşekkür ederim. Sağ ol. Merhabalar size soralım. Cumhurbaşkanını soruyoruz. Seçimler nasıl olur? Bilmiyorum. Merhabalar abim. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Hoş bulduk. Sizin adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Dünya lideri. Dünya lideri, vatanı, milletimiz için mecbur ona vereceğiz yani. Peki milletvekilliğinde? Onun yine aynı. AK Parti. AK Parti. AK Peki. Parti. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz? Muharrem İnce. Neden? Vallahi onu daha ılımlı, olumlu bulduk ya. Peki milletvekilliğinde? Onu düşünmedik ya, karar. Kararsız mı? Kararsız. Peki. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden? Yani ondan şey buluyoruz biz yani. Yakın mı buluyoruz? He? Yakın mı buluyoruz kendimizi? Ondan başkası yapamaz abi. Peki milletvekilliğinde? Yine aynı abi. AK Parti mi diyorsunuz? AK Parti abi. Peki. Abim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı reis. İsim alalım. Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde? MHP. MHP diyorsunuz. Peki. Amcam merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Siz kime oy vereceksiniz? Kavam kime hükmeder? Sizin adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz? AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan. Milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde de ona vereceğim. AK Parti mi diyorsunuz? Hı-hı. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kim olabilir? Size soralım. Tabii ki Millet İttifakı. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Tabii. Milletvekilliğinde... Görmüyor musun şunu? Milletvekilliğinde de Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen. Peki. Abi merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştı. Sizin adayınız kimdir? Erdoğan. Neden? Kaç seneden beri Türkiye'yi güzel yönetiyor. İçeride ve de dışarıda yani. Peki milletvekilliği seçiminde? AK Parti. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi merhabalar. Merhabalar. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştı. Sizin adayınız kimdir? Aday olarak mı? AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan abi. Sonuna kadar Erdoğan. Neden? Ya her şey iyi. Adam dört dörtlük götürüyor. Daha ne olacak? PKK'nın teslim etsin bizi. On numara adam. Peki milletvekilliğinde? Millet hangisi hayırlısı o hayır olsun abi. Sizin için hangisi hayırlısıdır? Benim için hep hayırlı vekillerim fark etmez. Vekillikte fark etmiyor mu? Yok. AK Parti var, CHP var, ha. İYİ Parti var, MHP var. Yok AK Parti olsun. MHP'yle AK Parti olsun. Öbürlerini ben sevmem. Hangisine vereceğiz peki? Ben... MHP, AK Parti hangisi? Oğlum MHP'ye kendim AK Parti vereceğim. AK Parti. Ha. Peki. 10 numara AK Parti hapiste. Cumhurbaşkanı adaylarını soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Valla ben hiçbir şey yok. Bir siyasetle ilgilenmiyorum yani. Seçimler yaklaştı. Adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Neden mi? Evet. Yetiversin. Ülkeye gidip bir değişiklik olsun hemşerim. Değişiklik olsun istiyorum. Evet. Peki milletvekiline kim oy vereceğiz? İYİ Parti'ye vereceğim. İYİ Parti. Evet. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben söylemeyeyim için. Karar. Sizin? Peki. O da söylüyor. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Yetiversin bir değişiklik olsun. Biz o sandık yani. Milletvekilliğinde? İYİ Parti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayınız kimdir? Erdoğan. Neden? Memnunuz. Memnunsunuz. Peki diğer adaylar neden değil? Hayır onlar HDP'yle bir oldu. Peki milletvekilliğinde kime oy vereceğiz? Taytak. Mehmet Taytak. MHP. MHP diyorsunuz. MHP. Teşekkürler. İyi. Cumhurbaşkanlığı seçimde adayınız kim? Tayyip'ten başka olabilir mi? Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan tabii. Neden? Şimdi... Bizim vatandaşımızın gözü etrafını göremiyor. Gözünün önünü görüyor ancak. Geliş göremiyor. Etrafımız sarmış. Etrafımızı sarmış. Efendim Avrupa, Amerika ne bilen ne. Bunları görmüyorlar. Bunları görseler yarın PKK senin şehrine ineceğini bilseler Tayyip derler. Şimdi... Şehire gelecek, şimdi daha da kovaladı
Suriye'de ya, yarın içine gelecek. PKK'yı başına dikecekler. Ondan sonra milleti güzel, güzel milleti güzel güzel avutuyorlar. Dini olmayan adamın imanı olur mu? Olmaz. Senin camini yok etmeye çalışıyorlar. Senin yolunu yaptığını yok etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz. Bu nedenle tabii ya. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde de aynen de. Kime vereceğiz? AK Parti, MHP? AK Parti de olur, MHP de olur. Sizin için hangisi daha iyi? Fark etmez. Kali durumuna göre aday hangisiyse öğrenirsek ona göre vereceğiz. AK Parti, MHP hangisi? AK Parti'ye vereceğiz herhalde. Peki, sizin Cumhurbaşkanınız? Aynen. Her ikisi de ona. Kim? İsim alalım. Tayyip Erdoğan inşallah. Neden? Allah'ın izni keremiyle. Anlattı arkadaş nedenlerle. Sizden de duyalım kısa. Aynı şeyi ben de şey ediyorum. Peki milletvekilini de kime vereceğiz? Yine AK Parti'ye. AK Parti diyorsunuz. AK Parti'ye. Peki, teşekkür ederim. Evlalan izniyle. Tabii ki de Tayyip Erdoğan. Neden? Başka adam yok çünkü. Peki milletvekilliğinde? O da AK Parti'ye verir. AK Parti. Peki, teşekkür ederim. Seçimler yaklaşıyor. Biz de adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz Cumhurbaşkanlığında? Bana soruyor musun? Kime vereceğiz? Evet. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız her zaman. Peki diğer adaylar neden değil? 3 tane daha aday var şu an Cumhurbaşkanı. Peki şimdi diğer adaylar şeyi destekliyor. Özellikle şu Milli İttifak. Siz daha iyi bilirsiniz. HDP ile beraber işbirliği yapıyor. Şimdi biz HDP'yi ben, HDP'nin nasıl ben onu destekleyeyim? Şehitler benim yarın hayretle yakama yapışma mı? Bu kadar asker Mehmetçiğimiz şehit oldu. Değil mi? Benim için geçerli sebep bu. Peki milletvekilliğinde hangi parti olacak? Tercihim her zaman Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz Peki. yanındayız. AK Parti, baksana MHP. Dünya lideri. Dünya şu anda bize saldırıyor. Allah muhafaza. Şeyin bir İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir şeyi var. Düşmanlar diyor, kimin diyor hedef okları, düşmanların kimin hedef okları kimi diyor gösteriyorsa siz onun yanında durun diyor. Şu anda dünya üzerimize kalkmış geliyor. Yani şu anda en büyük birinci önceliğimiz vatanımızı korumak. Peki. Bu Mavi Deniz olabilir, Türkiye'miz olabilir. En büyük şey birinci bu. Peki, bunda, Cumhur İttifakı bunu da sağlıyor. Onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Teşekkür ettik. Sağ ol. Merhabalar, size soralım. Çok kısa bir şey, basit bir soru. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşıyor. Siz bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Oy kullanacak mısınız? Yok, ben reşit olmadığım için oy kullanamayacağım. Peki seçimi nasıl görüyorsun? Kim kazanır sence? Ben... Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Bence o kazanır gibi. Ama Muharrem İnce ile de yarışırlar gibime geliyor. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın amcam. Seçimler yaklaşıyor. Adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz bu seçimde? Erdoğan. Neden? Bilmiyorum. Erdoğan'a vereceğiz. Peki milletvekilliğinde kime oy vereceğiz? Bir de o seçimde var. Vallahi onu da eşim bilir. Eşim söyledim. Onu da söyleriz. Peki. Teşekkür ettik. Kim olacak şimdiki? İsim Tayyip abi. Erdoğan. Neden? O gibi adam yok ki piyasada. Peki milletvekilinin de tercihimiz? Onu daha belirsiz. Kararsız mıyız? Kararsız. Peki. Sizin Cumhurbaşkanı? Hayır benim. Ben de kararsızım kardeşim. Cumhurbaşkanlığında? Yani kararsız. Kararsız. Peki. Amcam merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Oy vereceğiz. Sizin adayınız kimdir? Kim oy vereceğiz? Bilmem. Kararsız mıyız? Kararsız. Peki. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayınız kimdir? Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülke bekası için devamını istiyoruz. Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde de çoğunluğu almamız için yapılacak işler var. Tayyip Erdoğan. Yine AK Parti. AK Parti. Aynen. Sizin adayınız? Aynen. Kimdir? Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde? Aynen. AK Parti. Bu arkadaşa size de soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? Benim adayım CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden? Neden? Ben bu teklifi sevmiyorum. Onun için yani. Yani her şeye tek adam
rejimini sevmediğim için. Peki, yaptığı artı. Milletvekili de İyi Parti. İyi Parti diyor. Evet, evet. Peki, teşekkür ettik. Oldu bir şey değil. İyi günler. Kolay gelsin. İnşallah, sağ ol. Selamun aleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayınız kimdi? Tayyip Bey. Tayyip Erdoğan diyorsun. Evet abi. En doğru, en dürüst o. Başkan odur. Peki milletvekilliğinde kim? Odur, AK Parti. AK Parti oy evet. Siz kime oy vereceksiniz? Aynı aynı. Aynı aynı. İsim alalım. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Memleketin refahı için. Peki milletvekilliğinde kime vereceksiniz? Aynı aynı. AK Parti. AK Parti. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde hangi parti olacak? MHP. MHP. Abi sana soralım. Senin cumhurbaşkanı adayın kim? AK Parti. AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Milletvekilliğinde peki? He. Milletvekilinde kime oy vereceğiz? Hangi partiye? Devlet Bahçeli'ye. Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi vereceğiz milletvekilliğinde? Peki. Teşekkürler. Size de soralım. Sizin cumhurbaşkanı adayınız? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Valla Türkiye'nin istikrarı için. Hani bu görüyoruz her şey yerinde, yerli yerinde. Herkes rahat, para bol. Öyle değil mi? Peki milletvekilliğinde kim oy vereceğiz? Yine Tayyip. AK Parti diyorsunuz. Tabii. Amcam senin adayın kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Refah var yani bir huzur var yani tam memlekette yani. Peki milletvekilliğinde hangi parti? AK Parti. AK Parti. Peki evet. Teşekkürler. Amcam merhabalar. Merhaba. Seçimler yaklaşıyor. Adayınız kim? Erdoğan adayımız. Neden? Ya vatan için, millet için Erdoğan. Peki milletvekilinde hangi partiye oy olacak? Aynı AK Parti'nin adamına veririz. AK Parti. He, aynı ona veririz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı amcam şimdi seçimler yaklaşıyor. Adayınız kimdir? Kime oy vereceğiz? 28. Bir daha. İsim alalım. Reisten başka kim var? Recep Tayyip Erdoğan. Evet, aynen. Neden peki? Başka adam yok ki. 3 tane daha aday var. Hayır, onlar adam yerine geçmez ki. Neden beğenmiyoruz? Ya dünya lideri adam ya. Sizce kazanabilirler mi diğer adaylar? Evvel Allah. Hayır onlar mümkün değil. Kazanamazlar. Kazanamazlar. Peki milletvekilinde kime oy vereceğiz? Milletvekilinde Ali Özkaya gibi onlar falan var yani aynı. AK Parti'ye mi vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz tabii. Abi yiğidim. Heş buraya zaman buranın hepsi de AK Partili. Ama biz alalım şimdi. Onay alalım. Tamam, şimdi orada çıkacak. Tayyip. Sizin adayınız kim? Tayyip. Neden? Nedenli her yönden. Ben zaten aşağı yukarı 20-25 senedir ondan. Peki milletvekiline kime oy vereceğiz? Aynen Tayyip'in milletvekillerine. AK Parti'ye. He, AK Parti. Sizin adayınız kim? Tabii ki AK Parti. Dünyada doğru adam. Hizmet yapıyor. Dünya lideri. Türkiye'yi önde götürüyor. Aynı yine AK Parti. AK Parti. Senin cumhurbaşkanı adayın? Tayyip Erdoğan. Adam gibi adam olduğu için. Diğerler benim gözümde zayıflar yani. Neden zayıflar? Vallahi Kürt. Üç tane daha aday var farklı. Ya PKK ile falan birleşme durumları var. Ondan dolayı tercih etmiyorum onları ben. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde AK Parti. AK Parti. Amcam senin adayın kimdir? AK Parti'ye vereceğim Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü dünya liderleri hep bunun gitmesini istiyor. Amerika gitmesini istiyor. İngiltere gitmesini istiyor. Almanya gitmesini istiyor. Niçin gitmesini istiyor? Bu giderse Türkiye zayıflayacak. Üstlerine göçeceğiz diyorlar. Türkiye'yi yok edeceğiz diyorlar. Onun için Tayyip diyoruz. O kazanacak. İnşallah kazanacak inşallah. Milletvekilliğinde? Onu da Tayyip'e vereceğiz. AK Parti'ye vereceğiz zaten. Selamun aleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Biz de adaylar soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Tayyip. Erdoğan diyorsun. Tayyip Erdoğan tabi. Neden? Dünya lideri. Güzel insan. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan diyoruz. Milletvekilliğinde? Valla milletvekilliğinde mecbur AK Parti'ye vereceğiz yani. Bizim buradan bir aday çıkmadı. Yine de AK Parti'ye vereceğiz yani. Peki. Sizin adayınız kimdir? Benim adayım şey. MHP'den Tayta'ya vereceğim. Milletvekili adaylığına. Evet. Peki Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ben cumhurbaşkanı adayım. Yeni yüzler görmek istiyorum. Eskilerin gitmesi lazım. Tamamını. Peki isim kimdir? Kim milletvekili olacak? Olarak da MHP düşünüyorum. MHP. Cumhurbaşkanı da isim alalım. Hangisi? Almıyorum. Yok diyorum ya. Benim adayım yok yani. Adayınız yok. Yok. Hiçbirini istemiyorum. Yeni yüzler görmek istiyorum.
Yani bu dört bunlar, bu dört aday bu ülkeye bir şey kazandırmadılar. Hepsi de. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı hoş bulduk. Seçimlerinde adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden? Her gönlümüz onunla yani. Tayyip Erdoğan. Her konuda Tayyip Erdoğan. Diğer milletvekili de Tayyip Erdoğan. Biz her şeyi bunun döneminde gördük yani. İşçiye değer veriyor. Herkese değer veriyor. İnsanlara değer veriyor. Mesela hastanelere gidiyoruz. İstediğin hastaneye bakılıyorsun. Her şeyi düzelten bu adam yani. Ekonomiyi düzelten bu adam yani. Bundan başkası yalan. Tayyip Erdoğan'dan başkası yalan. Peki milletvekilliğinde? Aynen. AK Parti. Peki, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayın kim? Adayım Tayyip Erdoğan. Neden mi? Bak ziyaları, gemileri, yolları, belleri, hastaneleri. Anlıyor musun? Bu gelmeden öyle bir şey yoktu kardeşim. Şu ata arabaya bakın bir. Bütün şeyler, mahallelerde arabalar, bütün insanların gücü yetiyor yani buna. Ondan kere ekonomi dersen evet pahalılık var. Bak pahalılık var. Ama pahalılığa karşı da bak emeklerini 7500 liraya çıkarttı. Sosyal yardımları insanlara ediyor. Ediyor yani. Daha ne var? Yolunu, belini, hastanelerini, şunlar bunları. Daha nasıl memnun olmayacaksın bundan ya? Öteyi ne dedi? Şirketler kumar masasını oynuyorlar bizimle dedi. Kendileri birbirine. Noter masası mı dedi? Bak. Bunlar birbiriyle geçinemiyorsa yarın nasıl idare edecekler bu devleti? İdare edemez diye Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan değil, öteyler idare edemez. Bu nedenle Erdoğan'ı tercih ediyorum diyorsunuz. Evet. Milletvekilliğinde peki? Milletvekilliğinde ben MHP'ye vereceğim. MHP'ye diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ettik. Amcama soracağım. Peki, teşekkürler. Selamun aleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Biz de adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Benim adım henüz bilmiyorum. Netice vermedim. Karar vermedim. Karar, kararsız mıyız? Kararım. Milletvekilliğinde? Kararsızım. Sizin cumhurbaşkanınız? Tayyip Erdoğan. Neden? Memleketimizin için. Yaptıkları iyiliklerden dolayı. Peki milletvekilliğinde kim oy vereceğiz? Taytak. Evet. MHP diyoruz. MHP diyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Vallahi biz Tayyipçiyiz. Erdoğan diyorsunuz. Tayyipçiyiz. Tayyip Erdoğan. Peki diğer adaylar neden? Hoş bakmıyoruz, hoş görmüyoruz. Neden hoş görmüyoruz? Bizim gelenek örneğimize karşı biz PKK'yla, şeyle birleşmiş kişilere oy veremeyiz. Milletvekilliğinde durum ne peki? İnşallah. Mehmet Taytak. MHP diyorsunuz. Evet. Peki. Sizin cumhurbaşkanı adayınız. Aynı. İsim alalım. Tayyip Erdoğan. Yaptığı açıklamalar gayet net konuşmaları. Bu yüzden. Diğer adaylar sizce neden değil? Diğer adayların verdiği yaptıkları açıklamalarla konuştuklarına yaptıkları hiçbir şey uymuyor ki birbirine. Nasıl oy vereceğiz ona? Peki. Türkiye gidiyor. Tercihiniz. Taytak. Mehmet Taytak. MHP diyorsunuz. Peki sizin adayınız kimmiş? Şimdi benim adayım şöyle söyleyeyim. Yani eğer biraz müsaade ederseniz sizin yaşınız kadar benim evlatlarım da var. Zamanında bu çocukların doğumunun hepsini Afyon'da oldu. Bir koğuşta 20 kişi 30 kişi yatarlardı. Şimdi gidin hangi hastaneye bakarsanız bakın. Ya bir kişilik ya iki kişilik en fazla. Evet. Bu imkanlar var. Yollar desen apayrı. Yani şimdi bunu devlet diyor ki işte diğer başka arkadaşlar ya devlettir yapacak tabii asli görevidir ama 40 senede yapılacak olan bir işleri 10 senede yaptı. Dış ülkeler içinde Türkiye'yi fesli bilirlerdi. Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bize gösterdi. Yani burada iyi de öldür hakkını ver. Arkadaş 10 senede, 15 senede Türkiye'yi aldı, kaldırdı. Bütün dünyanın şah içinde yaptı, yani söz sahibi yaptı. Şu anda bizim askerlerimizi şehit edilmeleri falan Allah'a binlerine şükür.
Bu el birliğiyle tabii. Milli savunmamızın, yani onların, hükümetin eskiden şehit haberleriyle üzülürdük. Daha dün işte işte seneyi devriyesi oldu. 33 tane askerimizi Muş-Bitlis yolunda şehit ettiler. Bile bile bunları göz göre göre ettiler. E bunlar falan Allah'a şükür yok şimdi. Bitti. Daha da bitecek. Şimdi tekrar mı getirmeye çalışıyorlar bunları? Sırf bazı nefsi, yani ben işte beni şeyimden etti, ben öbürüne vereceğim. Benim görüşüm şu. 61 yaşındayım. 80 ihtilalini de gördüm. Yani bunun bütün dünyada bize vermiş olduğunu hiçbir devlet lideri vermedi. Onun için hakkını da vereceğiz. İnşallah bunu Erdoğan diyorum. Milletvekilliğinden memleket olaraktan eğer ben şuhutlu olsaydım işte mesela diğer milletvekili adayını şey derdim. Burada da biz Mehmet Bey'e desteğimizi sürdüreceğiz. Tabii Milli Adalet Partisi. Amcam hemen sana soralım. Senin Cumhurbaşkanı dayı. Benim Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan. Ya başkalarına itimatı görmüyorum ben onları. Peki milletvekilliğinde? Taytak'tan başka kimseye vermeyiz biz. Mehmet. MHP. Kim? Evet. Kılıçdaroğlu. Neden? O atacağım bu sefer. Bir önceki seçimde kim oy verdi? Tayyip'e verdim. Neden kararınız değişti? Abi nasıl değiştirmeyeceksin? Her şey uçtu lan. Bu geldi düzeltti dedik, bu geldi geri bozdu. Peki milletvekilliğinde durum ne olacak? Milletvekilliğine verebilirim canım. AK Parti'ye mi? Be. Peki. Sizin adayınız kimdir? Tayyip. Memnunuz ondan. Memnunsunuz. Peki milletvekilliğinde? Aynı. AK Parti diyorsunuz. Peki sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip de yalnız adaletsizlik çok olmaya başladı şu zamanlarda Türkiye'de. Onun için Tayyip'e vereceğin yine de başkasını mı bulacağız Tayyip'ten daha iyisini? Milletvekili seçiminde de MHP'ye vereceğim Tayyip'e. Sizin adayınız kimdir? Tayyip. Seviyoruz onu. Hala da seviyoruz. Ölünce kadar da seviniyorum. Unutma. Başka da bir şey diyemeyeceğim. Hepsi aynı. Aynı AK Parti. Seni seviyorum. Selamun aleyküm. Cumhurbaşkanı adaylığını soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Arkadaşlar. Sen söyle. Benim adayım tabii ki Erdoğan. Neden? Nedeni ne soracağız ki? Yatırımları görüyoruz. Silah sanayiyi görüyoruz. Bunu bundan evvel hükümetler yaptı mı? Avrupa'ya çakar alma silahlara muhtaç edildik eskiden. Şimdi ne oldu? Kendimiz yapıyoruz. Paramızla silah vermeyen bir Amerika, Avrupa. Şimdi kendim yapıyor. Ne güzel. Bütün dünyada dudak ısırıyor. İçerideki hainler de ağlıyor. Peki milletvekilliğinde kim oy vereceğiz? Tabii ki AK Parti. AK Parti. Sizin adayınız? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Aynı. AK Parti. Komple AK Parti'ye vereceğiz. Allah izin verirse. Yapılan icraatlardan her şey belli. Sizin adayınız kim? Recep Tayyip Erdoğan. Reis her şeyden. Ben her şey. 60'tan beri bir aklım erer. Böyle hükümet, böyle idare, böyle müreffeh. Hastaneye de ben bir o gece 10'da girdim. Sabah 7'de çıktım kızıma. 19 tane şey parası aldılar benden. 90'lı yıllarda Eskişehir'de inle yuttu benim çocuğum hastane parası. Bugün olsa reisin sayesinde bir kuruş vermeden selamun aleyküm Allah'a ısmarladığından koyup geleceğim. Neyin uçu cumhurbaşkanı olmasın? Var mı? Hangi her devletin karşısında süklüm büklüm olan siyasilere ben üzülüyordum. Ama şimdi bacak bacak üstüne atan bir reisim var. Elini masaya vuran reisim var. Allah razı olsun. Vallahi aşk alsam yine arkasındayım. Yine arkasındayım. Vekilliğinde de her şeyinde ölümüne. Allah bin kere razı olsun. Amcama geldi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Aynen. Aynen. Şimdi. Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan da 1 lira için ben Afyon'dan geldim. 1 lira eksik yatmış diye ilacı vermediler.
cenazeleri şeyini alıyorduk biliyor musun? Senedine. Senedine vermiyorlardı. Bak 1 liraya 25 lira harcadım ben. 1 lira para eksiymiş, ilacı vermediler. Buraya geldik 50 lira yatırdık, 25 lira da yola harcadım. Oranı 1 lira zarar. O zaman ne oluyor? Anca Erdoğan oluyor. Başka milletvekilliğinde? Yok. Milletvekilliğinden de aynı. AK Parti. AK Parti tabii. Peki. Başkasına gitmeyin. Teşekkürler. Abi merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Sizin adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden? Ondan başka zaten yani şöyle bakıyoruz. Altılı masa şey olsun yani pek açık şey göremiyoruz. Peki milletvekilliğinde hangi partiye vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Peki. Teşekkürler. Tamam. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçim. Peki. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini soruyoruz. Adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde. Milletvekilini. Valla onların bir şeyine yani. AK Parti, MHP, CHP, AK Parti'nin. AK Parti mi? Evet. Sizin adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan, MHP, milletvekili evet. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Cumhurbaşkanı elbette reis. Milletvekilimiz de şey, Taytak. MHP diyorsunuz. Evet. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde? AK Parti. AK Parti. Yani. Selamünaleyküm. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayları soruyoruz. Sizin adayınız kimdir? Yorum yok. Sizin adayınız? Hiçbir şey. Şimdi onu konuşuyoruz zaten. Peki. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir amca? Seçimler yaklaşıyor. Kim oy vereceğiz? Kime mi? Kararsızım. Kararsızım. Milletvekilliğinde? Kararsızım. Onda. Sizde kalsın. Kararsız mıyız? Evet. Kararsızız. Siz de kararsızsınız. Siz? Aynı. Kararsızsınız. Selamünaleyküm. Seçimler yaklaşıyor. Adayları soruyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan, başka kimse yok ki. Kime vereceğiz? Erdoğan'dan başkası var mı? Milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde de yine AK Parti ve MHP'ye vereceğiz. Peki. Sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden? Doğru, dürüst. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde İyi Parti. Peki. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Tartışmasız Erdoğan. Milletvekilliğinde? AKP. AK Parti. Evet. Sizin Cumhurbaşkanı? Aynı. İsim alalım. Aynı. İsim? Erdoğan. Milletvekilliğinde? Şeye? MHP'ye. Sizin Cumhurbaşkanı? Aynen. İsim alalım. Aynen. Tamam. Erdoğan mı? Tamam, aynen. Peki. Teşekkür ettik. Selamünaleyküm. Aleyküm. Adayları soruyoruz. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaştı. Sizin adayınız kimdir? Yorum yok. Tayyip Bey. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Reis. Koca reis değil mi lan? Koca reis abi. Tabii. Öyle abi. Koca reis. Başka verecek adam mı var? Milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde MHP. Sizin Cumhurbaşkanı'ndayız. Tayyip. Milletvekilliğinde? Milletvekilliğinden yine Tayyip. AK Parti diyorsunuz. Ya korkudan Tayyip demen ya. Korkudan diyorsun. Tayyip. Ona da Tayyip, ona da Tayyip. Tayyip hangi? Kılıçdaroğlu. Dur, geliyorum hemen. Adayın kimdir abi? AK Partiliyiz ama Kılıçdaroğlu'yuz. Neden AK Partiliyiz ama Kılıçdaroğlu'yuz? Hani hizmette görmedik. Beşli çete ver ala götürüyor. Beşli çete götürüyor vatandaş 30 liraya 40 liraya soğan alıyor vesaire alıyor. Peki milletvekilliğinde? Milletvekili İyi Parti. İyi Parti. Sizin adayınız kim? Ben MHP'ye vereceğim ya. Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanı MHP kimde? Cumhur İttifakı'nda. Tamam, Cumhur İttifakı. Erdoğan diyorsunuz yani. Evet. Peki. Selamünaleyküm. Selam ya. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhurbaşkanı soruyoruz, adayın kim? Adayımız benim ki, ben MHP'liyim ya. Cumhurbaşkanı da o zaman Erdoğan mı? Ha, tamam, MHP'liyiz o kadar yani. Peki. Sizin adayınız kimdir? AK Parti'ye vereceğim. Erdoğan mı? Evet. Milletvekilliğinde? MHP'ye vereceğim. MHP. Size sorduk galiba. Sormadık mı? Sor, bir daha sor. Fark etmez. Bir de ikinci sormayalım ama. Ya kısa. Neyse. Tartışılmaz Erdoğan. Erdoğan. Peki. Allah'ın izniyle inşallah. Amcam merhabalar. Merhaba. Seçimler yaklaştı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Afyon merkezden geliyoruz. Cumhurbaşkanı adaylarını soruyoruz. Size de soralım. Tayyip Erdoğan. Neden? Çok iyi. Tayyip iyi. Peki milletvekilliğinde? AK Parti. Sizin adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Milletvekilliğinde? Aynısı mı?
AK Parti mi? AK Parti. Ben yorum yap. Peki. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştı. Adayın kimdir abi? Erdoğan sonuna kadar. Sonuna kadar. Diğer adaylar neden değil? Abi onlar ülkeye hizmet etmeyiz. Bilmezler etmesini. Ne bilsinler? Konuşuyorlar da niye çıktığını, icraatlarını söylemiyorlar. Olsun abi. Dünya lideri dedin mi Erdoğan'dır. Ondan başka hizmet edecek yok. Bu devlete sahip, ondan başka sahip olacak kimse yok. Biz sonuna kadar arkasındayız. Sonuna da yanındayız. Seçimi kazanabilir misin? Kazandıracağız inşallah. Allah'ın izniyle. Peki milletvekilinde kim oy vereceğiz? Milletvekilinde mi? Evet, ona kim oy? Onda hangi parti oy vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz abi. Abi bunlar da AK Parti. Hiç çek şunları. Bunlar abi gelecek mücahitleri. Bu da AK Parti. Kulak sorunu var. Sorun, sonra bakalım. Abi, hep AK Parti geçmiş. Ben AK Parti'de 3 dönem delegelik yaptım ben. Mahalle temsilcisiydim. Kurucularındanım ben. Çalıştığına da işittin mi? Bolledin de aynı şekilde AK Partilidir. Peki, teşekkür ettim. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Evet, Bolvedin ilçesindeydik. Halka Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorduk ve arkamda da gördüğünüz üzere bir kahvehanedeydik. Cevapları aldık. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.